arkadaşlar, köy köküsteyiz, ilk yıllar konusuna başlıyoruz. Yani Katı Çesimler bir köyündeyiz. Arkadaşlar önce Katı Çesim nedir? Nasıl adlandıracağız, nasıl isimlendireceğiz? Önce bunlar uğraşacağız. Arkadaşlar Katı Çesim dediğimiz 3 koyun uzayda tanımlanınca isimlendir. Katı Çesimler için arkadaşlar Kezme İbadesi'ni şöyle kullanacağız. Yan ayrıkları tamam düzenin dikse gençlerin dik prizma olarak kullanacağız. Ek prizma daha dikimlerde var da var kullanabilirsin müfredat uzan pek de sorun olmadığı için pek de kullanmıyoruz. Biraz da onlar işin içine çıktı. Bizim için sadece bu saatten sonra geçerli olan dik prizma var. Peki dik prizma ne göre kullanacağız arkadaşlar? Tabandaki çokgene göre, tabanda nasıl üçgen varsa üçgen dik prizma. Tabanda dörtgen varsa dörtgen dik prizma. Buradaki dik dörtgen olduğu için dik dörtgen dik prizma diyeceğiz. Tabanda altıgen varsa altıgen bir ifade edeceğiz. Arkadaşlar bakın bir daha söylüyorum. Yan ayrıklar taban düzene dik olmak zorundadır. Bakın şöyle şöyle. Şunların hepsi taban düzene dik olmak zorundadır. Alt tabanıyla üst tabanı birbirine paralel olmak zorundadır gençler. Alt tabanı böyle. Üst tabanı biraz da eğik olursa bu zor artık keskisin diyeceğiz. Farklı bir alana gelecek bu gençler. Bizim için temel şart şudur. Alt tabanıyla üst tabanı birbirine paralel olacak. Ve yan yüzleri yan yüzlerin hepsi dikdörtgen mi renk edeceğiz? Dikdörtgen de oluşturacağız burada. Bir başlamışız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada prizmaların farklı farklı açılımlarını vermiş. Yani bir prizma açtığında nasıl bir şekilde oluşacak? Yani bir kontrolü kestiğimizde nasıl bir görüntü oluşacak? Bunu uğraşacağız. Dikkat ederseniz az önceki gibi E noktası bir tane buradaysa birkaç tane geliyor. A noktası birkaç tane geliyor. Niye böyle geliyor? Arkadaşlar şudur. Mesela biz bu kutuyu tekrardan kapatıp bir kutu elde etmek istiyoruz. Bu kartonu tekrardan kapatıp bir kutu elde etmek istersen şu uzunlukla şu uzunluk tam birbirinin üstüne gelir. Birbirine hiç doğru mu uzun? Doğru. Bunu böyle kaldırdım, bunu da buradan kaldırdım, birbirinin üzerine geldi. Peki aynısı burada var mıdır? Yine bunlar birbirinin üzerine gelecektir. O zaman bu ağlar birleşir bir tane ağ olacaktır. Buradaki E'ler birleşir bir tane ağ olacaktır. Peki şurayı, buraya çevireceğiz gençlik en üstüne kapak şeklinde koyacağız. Kapak şeklinde koyduğumuz için arkadaşlar bakın şurasıyla şurası eşitlenecektir. Aynı şekilde şurasıyla şurası eşittir. Yan taraflara da dikdörtgen olur. Bakın şuranın eşit olacaktır. Bakın bunu dikdörtgen hepsi nasıl eşit? Üçgen dediğimiz hepsi yine aynısı. Bakın dikkat edersen D ile D vardır. Şu ikisi üstüne gelecektir. Şöyle bir eşittir yani. Bunlar üstüne gelecek. DF ile DF ile eşittir. AC ile AC eşittir. AB ile AB eşittir. Bunların hepsini böyle çevireceğiz. Bir kapanıcısıyla gideceğiz. Arkadaşlar bize dik prizmanın alanını vermiş. Şimdi şöyle yapacağız gençler. Yan alan için sadece yan yüzleri gördüğünün alanını tatlı temsil eder gençler. Yan alan için taban çaresi çarpı yüksek. Arkadaşlar böyle gitseniz de olur. Tek tek yan ayrıkları bulsanız da olur. Çünkü formül bazen unutulabiliyor. Yüzü yan alırsa buna alt taban üst taban olmak üzere iki taban ekliyorum. Taban olanlara artı yan alanlar bize yüzey alanı gerekir. Arkadaşlar sorularda yüzey alanı ifadesi görsek de alanı görsek de aynı ifadede sadece şu farklı yan alan dersek bu farklı da bir şey. Burada yan yüzler vardır. Burada taban yoktur. Taban alanı yoktur gençler burada. Diğerlerin hepsinde tabanlar vardır. Burada ise taban alanı almayacağız. Tek var. Bakın mesela bize bir üçgen prizma vermiş. Üçgen dik prizma olarak da. Peki üçgenin kendisi de mi üçgen? Evet. Peki üçgen dik prizma da her zaman üçgen bir hayır arkadaşlar. Şurada kendisi her zaman olması gerekmiyor. Ama dik prizma dediği için bu ayrıntıları doğru bir değildir. Doğru mu arkadaşlar? Peki bu bir altıgen üçgen mi? Bu ayrıntı olmuyor. Bize diyor ki bunu diyor. Yanal alana ve yüzey alana bulunuz. Arkadaşlar mesela şu gördüğünüz bir yan alan var. 10 çarpı 4'ten burayı 40. Peki şurada görünen bir yan alan var. 6'ya 4'ten 24 balon. Peki şurası da bir yan alan var gençler. 4 çarpı 8'den 32. Toplarsan bunları 6, 96. Bu yan alanlar gençler. Biz buna eğer iki tane taban eklersek, taban derken neyi? Şurası alt tabandır, şurası üst tabandır. Bir üçgendir bunlar. 6 çarpı 0 ile ne geldi gençler? 24. 2 çarpı 24 ile kaç yapar?
48. Bu tavan bağlı işte. Toplam iki tavan bağlı. Peki, tavan bağlıları 48. Yanından 96, 96'ya 48 toplarsanız ne kadar arkadaşlar? 4, 144 yapar mı? Bu da yüzey alan ya da tüm alandır. Evet arkadaşlar, yana alan yüzey alan. Şimdi bize bir altıgen prizmanın açılımı verilmiş. Taban çevresi 12 ise arkadaşlar, taban çevresi 12 ise altıgen olduğu için 12'yi 6'ya böldüğüm 1 ayrı 2'ye. Doğru mudur? Peki burası 2 mi olacaktır? Burası 2'dir, burası 2'dir. Böyle bir daha bulur. Bir yan yüzün çevresi 20. Arkadaşlar bu ikisi de 2. Şundan bilmiyorum. Bir yan yüz derken şurayı kastediyorum arkadaşlar. Bakın 2 artı 4'ün değeri 20 ise 2 artı 6 aynı kaldı 8. Demek ki burası 28. Diyor ki bu açılım çevresi. Bakın bu açılım için şöyle bir şey mi yapmamız gerekiyor? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane 2 var. 10 tane 2'de ne yapar bu? 20. Burası ne yapar? 20, 20, 40. 8, 8, 16. Bakın 40 artı 16 toplam ne gerektir? 56 tür olan bir iş. Uzunluk var. Arkadaşlar, bize bir dikdörtgenler kıyması vermiş ya da dikdörtgenin bir prizma şeklinde adlandırabiliriz. Zaten en çok tanıdığımızda bir uygun gerçek. Küp de burada alışmasıdır. Kare prizma da burada alışması gerekir. Bak, şimdi şunu burada açmaya çalışacağız. Tabandaki yüzey köşegeni A ve B'nin buraya tarafta dikkat edilir. Peki, şu çizdiğimiz haçlı ve cisim köşegeni arkadaşlar. Cisim köşegenin içinde şu tarlı üçgeni oluşturuyoruz. Kök içerisinde A tarafta dikkatinin karesi. Artı C'nin karesi. Bu yüzey cisim köşelerine geçilir. Sonra arkadaşlar yan alan için yan yüzeyler alanı toplamışız. Tüm alan içinde buna tabanları da ekleriz demiştir. Bir daha görüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Burası 5 ise burası 5 midir? Bu açı 2 açı. 5, 12 ve 3 gelir. Burası olmuş. Peki yüksekliği ne kadar arkadaşlar? 6. O zaman 1, 2, 3 dikdörtgen olur mudur bu kesit alanı? Bir dikdörtgen olacak. Bunun alanını soruyor bize. 6 çarpı 13 dikdörtgeni var ya. Bu da kaç yapar? 78 buradaki alanı işlemiştir. Şimdi arkadaşlar, süren soruların cephetmeyi çekiliyor da aslında soru daha kolaydı. Bakın aslında tamam maddi mantığı edeceğiz. Farklı çarpı sular toplanırken ve bize dikdörtgenler kırılması demişti. Dikdörtgenler kırılması şöyle bir şekilde değil mi arkadaşlar? Bir dikdörtgen kırılması üzerinde bir karede diye bir köşeye girmeye başladı. Yüzey üzerinden alan kaybolacak. Bize diyor ki, burada diyor alabileceği en kısa nedir? Çoğu öğrenci şu hata yapıyor arkadaşlar. Diyor ki hocam, bundan buraya gider, bundan buraya gider. Arkadaşlar bakın bu çizdiklerimizin hepsi düzlemsel bir şekilde içine geçer. Bu üç boyutlu bir şeydir. Üç boyutlu şekilde karınca yönü sorması ya da ilk dolama soruları varsa gerçekten mantıklı olan şekli açmaktır. Peki şekli açmaktan sonra karşısına ne gelecek?
İki farklı senaryo var işte. Birinci senaryo şu. Ön yüzeyi kullandı. Eyfel arasında bir noktaya geldi. Buradan kaya var. Onun senaryosu uygulanır. Nasıl yaparız? Kullandığımız yüzeyi, ön yüzey ve üst yüzeyi açarız geçti. Açarsa var, düzenlesen bir hale geldi mi? Doğru mu arkadaşlar? Geçti noktayı tam vermek sorun değil. Şimdi şu önemli. Kaya varacak. Peki burası 4 mudur? Burası ne kadar geçti? 17 kadar. Bir sene yaparsan arkadaşlar burada ne geldi? Kök 305 kadar. Bu birinci senaryo. İkinci senaryo ise şu yanında görünen yüzeyden ve arkada görünen yüzeyden. Yani yüzeyler yan yüzeyler üzerinden hareket edecektir. Yan yüzeyler üzerinden hareket ederse bakın yan yüzeyi ve arka yüzeyi şöyle yan yöne hepsini açtık. Karınca buradan çıktı, kaya vardı. Burası ne kadar 12? 9 ise burası neye gelecektir? 15. Peki 15 mi küçük? Kök 305 mi küçük? Kare sınavı sanıyorsa 225, 305. Şurası daha küçüktür. O zaman ağır yüzeyi en sıra olmuş olması lazım. Arkadaşlar geldim kare prizma. Bakın kare prizma ile küp farklı şekilde oluyorsun. Nasıl farklı? Kare prizmada yan ayrıntılar birbirinden farklıdır. Yani yan ayrıntılar derken tam ayrıntılar birbirinden farklı. O zaman yan yüzde burada dörtgeye gelir mi? Ama küp dediğimizde ise tüm yüzeyler kareye dönüştür. Sadece bu farklı farklı olmuş ve her şey ayrıntılar. Yani dörtgen kullanmasını kullanıyorsa aynısını biz kare prizma içinde kullanacağız demiştir. Şimdi bize çevrenin YK uzunluğu çizmiş. Arkadaşlar bakın, çevrenin ilk gelme soruları ya da belli bir uzunluğu sorularında cismi açmayız. Bakın bir daha tekrar edelim. Arkadaşlar cismi açma soruları yüzeyden hareketli olduğunda geçerlidir. Biz bu cismi açarsak bu uzunluğu kaybolur. Bize kaybolmaması lazım. Onun için de şunu yapıyorum ben. Şu yüzeyde bir kaç var mıdır? Şu uzunluğu çizersen 2 burası, 4 burası. O zaman burası 2 kök 5 geldi mi? Nasıl bu? Bize doğru. Peki, bu yüzeydeki uzunluğu yan ayrıntı değil midir arkadaşlar? Peki burada bir dik üçgen var mıdır? Bu uzunluğu bilmiyorum şu anda x diyor. X'in karesi eşittir. Bu uzunluğu 2 kök 5. 2 kök 5'in karesi artı 5'in karesi. 20, 25 tane. X kare buradan 45'tir. Kök 45'te ne diye çıkardım? 3 kök 5 olmak zorunda olacaktır. Şimdi arkadaşlar daha farklı, daha günümüz sorularına yakın bir soru var. Hatta direkt de gelebilecek tipten bir soru da diyebiliriz. Bakın, 4 bölümlü tabanı kare ve kapaklı bir parkur kutu var diyor. Arkadaşlar diyor ki, kutunun yüksekliği 5 santimetre. Yani şu ayrıt 5 kadar, 5 kadar. Tabanı kare olduğu için tabanın bir kere ne kadar bir şey işte 30. Biz diyor böyle bir kutu yapmak istesek, yani böyle bir şey tasarlamak istersek ne kadar karton gerekecektir. Şimdi arkadaşlar, biz bu kutu için önce bir taban koyacağız, bir de üst taban koyacağız. Tabanlar kare olduğu için 30 çarpı 30 diyeceğiz. Buna ne geldi? 9. İki tane olduğu için 1800 sadece tabanlara harcadık. Peki, şu yan arasında geçtik, yan alanındır. 5 çarpı 30'dan dolayı bu alan yüzeyde. Peki bundan kaç tane var? Bakın 1. Bu yan tarafı kapattım 2. Bu yan tarafı kapattım 3. Arkayı kapattım 4 tane. Bir de şunları ekliyorum. 5 ve 6. Tamam mı arkadaşlar? Nasıl olması lazım? O zaman 150 ile 6'yı çarparsam 0. 6 kere 5 olsun 0. Yani 3 olur. 9 lira geldi. 1800 ile 900 daha eklerse 2700 toplam alan olmak zorunda gösterir. Arkadaşlar en çok sevdiğim şekilde biridir. Küp. Çünkü tüm ayetler, tüm uzunluklar birbirine eşittir. 6 A kare ya da A kuş derken buna rastgele verilmiş uzunluklar değiştirir. Bir ayet A kadarsa bir yüzeyine bakan A karedir. 6 tane yüzey olduğu için 6 A kare toplam olan verecektir bize. Bu bir ikincisi. Bizim köşeyi nasıl oluştur? Bakın arkadaşlar. Önce şu yüzey köşeyini çizelim. 90 A'ya A ise burası A kökidir. Peki bu açıdan 90 derece ise burası da A karedir. Pisagor yaparsan bakın A'nın karesi, 2 A'nın karesi daha 3 A kare. Kökün arası A kök 3 buradan geliyor. Yani ekstra bir şey üretmiyoruz. İşte tekrar tekrar aynı formları kullanacağız. Peki daha da bir şey var. Şimdi bakın biz arkadaşlar. Bir küp oluştururken isterseniz
Hiç bir boşluk yaratmışlar. Diyelim ki şu tabana geldi. Bu tabana geldi, biz bunu tekrar kapatmak istiyoruz. Bunun karşısında hangisi yüzeye geldi? Bize sadece bu sürüyor. Ben bunu öbürünü aldığımda B şu yan yüzeye üzerine gelir mi gençler? B böyle gelirken A da dönüp bu tarafa mı gelecektir? Doğru mu? O zaman A'yı bir kenara attım. B'yi bir kenara attım. C ki buraya böyle kaldırdım arkadaşlar. C buraya geldi. O anda D de buraya geldi. O zaman E nereye geldi? E döndü. Üst kapak oldu. Siyah yüzeyle E karşılıklı oldu. Yani biri alttayken biri üstte. Tam karşılıklı olacaktı gençler. Arkadaşlar bize diyor ki AG 3 kök 3. Yani cisim köşeni 3 kök 3. Ben adeta A'ya A dersen, isim köşeleri için A kök 3 demiştim. Bu 3 kök 3 demiştir. A buradan ne geldi? 3. Buradan gidebilirim. Alanda soruyor. Alanda 6 A kare miydi? A kare 9. 6 kere 9. 54 yapar mı? Bu bir. Kimse. Şunu çizelim arkadaşlar. Burası A kök 2'dir. Burası A'dır. Hemen bir iki köşeye oluşturur. Bunda da yine A'nın yerini alıyor muyuz? Yine A'nın yerine gelir. Bilirsiniz. A 3 kök 2'dir. Onu da yerine yazarız arkadaşlar. Şimdi geldik. Bir cisimden parça çıkarma soruları. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir ön yargı var. Herkesin bu ön yargı oluşuyor. Diyor ki hocam diyor. Küpün alanını alırım. Çıkarma yüzeyin alanlarını alırım. Birbirinden çıkarım. Daha mı yanlış diyorsunuz? Sakın da sakın böyle bir mantığa girmemek lazım. Bakın arkadaşlar. O deniz hacim için geçerli. Çünkü belli bir hacimden belli bir hacim çıkarılmıştır. Parça çıkarma sorularında alan değişmeyebilir. Azalabilir. Artabilir. Üç sebebi var arkadaşlar. Bunların işlevi olarak görmek biraz daha zor olur. Arkadaşlar şu nedir? Köşeden başa çıkabiliyorsan alan değişmez. Ortadan bir yerden denmeden, yani baştan başa gitmeden başa çıkabiliyorsan alan artar. Şu parça şöyle boylu boyu çıksaydı işlev yapmamız lazım. Büyük ihtimalle azalabilir olurdu. Şimdi arkadaşlar beraber inceleyelim. Nasıl olurdu? Bakın gençler. Mesela ben bu yüzeyi boyamak istiyorum. Şöyle tahtada boyamak istiyorum. İçi dolu. Ben bunu boyamak istiyorum. Boyarken nasıl yapmam lazım? Mesela şu yüzeyi mi? Şunu beraber boyarım. Sonuçta biz buna karşıdan baktığımızda belki biraz arkada biri önde. Ama toplam olan değişti mi gençler? Toplam olan değişti mi? Yine ayrıları 5'e 5 olan bir kare oluşacak mıdır? Peki hangi yüzeye geçti? Burayı boyarken burayı da beraberinden boyamam lazım. Bir önde bir arkada da yine aynı mantıklı. Sonuncusu ise neresi gençtir? Şurayı boyarken de şurayı mı boyamam lazım? Yine aynı ara başlar. Bu bize cisim diyeceğin anı derken direkt 6 A kare dememiz lazım. Burada ne gerekir? 6 çarpı 5'in karesi. Bu da kaç yapar? 150 dediğimizdir. Şimdi arkadaşlar başka bir parça çıkarma sorusu. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın arkadaşlar, bu defa baştan başa parça çıkartmış. İşler yapmamız lazım. A eksi azalabilir, artabilir, değişmeyebilir. Şimdi önce kaybolan yüzeylerin neresi? Bakın, şuradaki yüzey kayboldu değil mi gençler? 2 kere 1'den 2. Önde 2, arkadaki ise 4 birim kare azalmış. Azalanlar hep eksi olarak alırız gençler. Çünkü artık bu alan gitti. Peki, şimdi kendilerine oluşmuşlar. Eksi olan gelen yüzey var mı? Arkadaşlar bakın, şu iç yüzey, şuradaki görünen eksi olarak da bu iç yüzey sonradan oluşturdu gençler. Bu eksi olan geldi bak. Bu uzun 4 ise, burası 4 olur, burası 4 olur. 4 ile bu alana geldi. Bu alana 8'dir. 8 ile bunun karşılığı mı olacaktır? Yani nasıl? Şurada bizim göremediğimiz, şöyle bir yüzey daha vardı arkadaşlar. Bunun iç tarafı sağ yüzey. 8 olsa 8 olur. 16 birim kare de artan vardır. Peki 4 azalıp 16 arttıysa 16'dan 4'e çıkarsa ne kaldı? 12 artış var. Yani biz tüm alana 12 daha eklememiz lazım. Şimdi bir tane 4 ise küp olduğu için arkadaşlar 6 çarpı 4'ün karesi de 16 çarpı 4'ün ne kaldı? 96. 96 12'den ne yapar hepsi? 108 tüm alanda geçti. Arkadaşlar yine bir küp var, küpü böyle parça parça birim küplere ayırmış, doğru mu? Peki bize diyor ki
küçükleri kaç tanesinin yalnız 100 boyalıdır. Yani biz birisinin hepsini boyadık. Bazılarını 200'e boyalıdır, bazılarını 300'e boyalıdır, bazılarını da 100'e boyalıdır. Nasıl ayırırız? Arkadaş mesela tam şu köşe için 300'e boyalıdır. Onun bir alttaki için 200'e boyalıdır. Bunda 200'e boyalıdır. Bakın yine köşede şu altta gördüğünüz en yüzeyi var. 300'e boyalıdır. 300'e, 200'e. Peki 100'e nerede? Şu tam oradakilerin gençler sadece 100'e boyalıdır. Bakın köşeye doğru. Köşeye doğru giderse yine 2'er 100'e boyalıdır. Şurada 3'er 100'e boyalıdır. Peki 100'e 4 tane varsa bir küpün toplamda 6 tane yüzeyi vardı. 6 çarpı 4'ten dolayı ne geldi? 24 tane yüzey mi oluşturuyorsunuz?